ediyorum ve bugün de aklımda hep olan, hep merak ettiğim bir konuya aslında açıklık getirmek için ısıl işlem birimine geldim. Konumuz ısıl işlem ve yanımda da bölüm sorumlusu metalürji mühendisi Muhammed Şükrü Altuncu var. Abi direkt konuya gireceğim. Şimdi bu ısıl işlem diye bir terimden bahsettik. Bu nedir? Bana kısaca anlatır mısın? Isıl işlem tabancada kullanılan parçaların termal ve kimyasal etkilerle beraber mukavemet değerlerinin artırılma işlemidir. En genel tanımı bunu bu şekilde yani sertleştirme gibi özetleyebilir miyiz? Tabii sertleştirme. Tamam. Mukavemet artırma. Peki şu an içinde bulunduğumuz bölümde bu ısıl işlem birkaç tane işlemden oluşuyordur veya birkaç tane vardır. Hangilerini uyguluyorsunuz? Isıl işlem birimi olarak firmamızda birçok ısıl işlem sistemini uygulamaktayız. İndüksiyonla kısmi sertleştirme, ıslah denilen su verme sertleştirmesi ve termokimyasal yüzey işlemler olarak bilinen yüzeysel sertleştirme işlemleri uygulamaktayız. Anladım ama bize birazcık daha detay, belki getirdiğimiz örnekler üzerinden anlatarak bu işlemlerin her birinin nasıl yapıldığı hakkında kısa bir bilgi de alabilir miyim? Tabii ki. Ben size örnekleri de göstereyim. Tamam. Burada Zigon 4 tabanca gövdemizin kısmi sertleştirme uygulanan bölümünü görmektesiniz. Biz de tabancada bu kısım mukavemetli olması istenen kısımdır. Daha güçlü yani, daha dirençli olması gerekiyor. Darbeyi alan kısım burasıdır. Tabancanın tamamını sertleştirmektense bize mukavemet göstermesini istediği bölgeyi sertleştirip mukavemetini artırmak suretiyle tabancanın ömrünü ve dayanımını artırıyoruz. Kullanımla daha iyi seviyelere taşıyoruz. Anladım. Öte yandan yine aynı şekilde ıslah olarak söylemiş olduğum komple su verme sertleştirmesine ait sonrasında bir numune var elimde. Evet. Bu parçayla ne amaçlıyoruz? Öncelikle bu parçaları özel aparatlarına yerleştirip fırınımıza yüklemesini sağlıyoruz. Daha sonra parçaları özsenetleme sıcaklığımız dediğimiz 800-900 derecelere kadar ısıtıyoruz. Bayağı yüksek bir derece yani 800-900 dereceye kadar bu parça bir oranlı ısınıp kıpnar gibi olur zaten. Yani tabii. Çok yüksek bir derece. Daha sonra bu fırınımızın bir özelliği var. Kontrollü bir atmosfere sahip. Parçanın yüzeyinde karbürize ya da dekarbürize gibi istenmeyen durumların önüne geçmekteyiz. Bunu daha sonra kontrollü yine aynı şekilde özel ıslah işleminde kullanılan özel ısıl işlem yağlarının içerisine hızlı bir şekilde daldırıyoruz. Daldırılıyor evet. Bu parça işte 15 rockwell'lerden 55 rockwell'lere kadar sertleştirebiliyoruz. Anladım. Böylelikle parçamızın mukavemet ve sertlik değerlerinde önemli ölçüde artış sağlıyoruz. Yine burada da amacımız mukavemeti bütün parçada, bütün yüzeyde homojen olarak arttırmak. Evet. Anladım. Bir de termokimyasal yüzey işlemlerimiz var dedi. Evet. Termokimyasal yüzey işlemler savunma sanayisinde, savunma endüstrisinde Tenefer prosesleri olarak biliniyor. Tenefer. Biz de TİSAŞ ısıl işlem birimi olarak, yerli bir firma olarak bünyesinde ilk defa bu sistemi kurup tüm silahlarını uygulayan bir firmayız. Evet. Bu işlem nedir? Termokimyasal yüzey işlem hem termal hem de kimyasal etkilerle beraber parçanın yüzeyinde mukavemetli, sert, çizilmeye, aşınmaya, korozyona dayanıklı, yağlama özelliği olan bir tabaka oluşturma işlemidir. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Bu işlemde özel aparatlarla yerleştirilen parçalarımız, nitrasyon banyosu olarak adlandırılan özel tuzlarla oluşturulmuş, erimiş azot tuzlar içerisinde daldırılır. Havuz gibi bir şey bu anladığım kadarıyla. Tabii, böyle içine içerisine daldırılıyor bunu. Burada belirli sıcaklık ve sürelerde bekledikten sonra parçayı buradan çıkarıyoruz. Bu esnada parçamıza kazandırmış olduğumuz özellik sert bir yüzey, yorulma dayanımını artırmışız. Evet. Aynı zamanda yani parçamız birazcık sert. Tabii sert. Aynı zamanda parçamızın da içerisi tok elde etmiş oluyor. Tok yani biraz dışı sert, içi yumuşak diyelim. Şu an için öyle. Evet. Tamam. Bizim için ekstra özellik kazandırmamız gerekiyor. Evet. Buradan çıkarmış olduğumuz parçaları daha sonra oksidasyon olarak adlandırdığımız özel oksitleme banyosuna dalıyoruz. Yani biz bir tane havuzun içerisinde attık, sertleştirdik ama ekstradan özellik istiyoruz. Bunun için bir başka havuza daha koyuyoruz. Bu da oksitleme banyosu. Oksitleme banyosu. Diyelim. Tamam. Oksidasyon banyosunda parçamızın yüzeyini teniferden çıkan parçalar gri renktedir. Gri. Mat gri. Hafif mat rengi var.
Daha sonra oksidasyon banyosuna girer. Oksidasyon banyosundan çıktığı zaman parça mat siyah renge yani. Bu oksitlemenin bize kazandırmış olduğu kozmetik özelliği. Aynı zamanda korozyon dayanımını artırır. Yapısı metalojik yapısından dolayı yağlama özelliği vardır. Aynı zamanda seramik bir yapıdadır ve korozyon direncini önemli derecede %90-95 seviyelerinde iyileştirme sağlar. Daha sonra bu parça sıcaktır. Sonuçta bir termal banyodan çıkarıyoruz. Isıtılıyor. Soğutma sularımız, özel soğutma sularımızda, durulama sularımızda bunları banyolarımıza durulayıp temizleyip işlemi bu şekilde bitiriyoruz. Peki bir sorun daha olacak. Şimdi biz böyle bir termokimyasal tenifer adı verdiğimiz bir işlem uyguluyoruz. Dünya genelinde bu durum nasıl? Savunma sanayide kullanılan bir yöntem mi bu? Savunma sanayinin vazgeçilmezlerinden biri. Neden diye soracak olursanız, parçanın kendisine ekstra bir kaplama yapmadan, aynı zamanda toleranslarını değiştirmeden, parçanın içerisine difüze ederek yapılan bir işlem. Bunu dünyanın ileri gelen silah üreticileri de kullanıyor. Az önce belirttiğim gibi yerli firmalar içerisinde bunu kendi bünyesinde, kendi ekipmanlarıyla, kendi personeliyle yapıp, uygulayıp tüm silah modellerinde yapabilen ilk ve tek firmayız. Yani bağımsız olarak bu işlemi yapabilen ilk yerli firma. İlk yerli. Çok güzel. Şimdi biz işlemlerimizden bahsettik. Yaptık. Peki biz bunun kalitesinin kontrolünü nasıl yapacağız? Hani çok güzel bir tabir vardır. Acaba bu çaldığımız maya tutmuş mu? Evet, şimdi ısır işlemlerinde yapılan tüm işler, tüm proseslerin kontrolünü sağlamak zorundasınız. Tabii ki. Çünkü bugün yaptığınız işi yarın da yapabilmek adına, sürekli sağlamak adına laboratuvarımızda sertlik cihazımız, metalografik cihazlarımız, burada metal mikroskobumuz, evet, yapmış olduğumuz kaplamalarla ilgili tenefür prosesleriyle ilgili araştırmalarımız ve evet, olduğumuz yerde kalmıyoruz. Bir adım daha, iki adım daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Şu an ekranda tenefür kaplanmış bir tabanca parçasının, evet, kaplama derinliğini, kaplama miktarını, işte kaplama durumunu, metalojik yapısını, tane yapısını görüyoruz. Yani kalitesini tabii ölçüyoruz. Tabii yapmış olduğumuz her işin kalite standartlarını oluşturmak zorundayız. Kesinlikle. Dünya sıralamasında hiçbir zaman var olduğumuz yerden geri düşmeyelim. Tamam, peki. Şimdi biz işlemlerimizi saydık, kalite kontrolünde yaptık. İzleyicilerimiz de eminim görmek istiyordur. Çünkü bu işlemlerin özellikle termokimyasal tenifer dediğimiz bu işlemin parçaya daha sert, dayanıklı olduğunu söyledik. Bunu bizim test edebilme, hem izleyicilerimize hem de benim görme şansım var mı? Tabii ki. Şimdi test için tabanca parçalarımızın yanına geçebiliriz. Tamam, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu konumuzun test kısmına geçtik. Kısaca anlatayım. Size yakın olan tarafta tenifer kaplı, doğru mu? Doğrudur. Evet. Size yakın olan tarafta tenifer kaplı. Sağ tarafta, size daha uzak olan taraftaki de sadece rutin bir tabanca boyasıyla boyanmış bir sürgü var. İkisi aynı tabancanın sürgüsü, PX9'un sürgüsü. Normalde PX9 tenifer kaplı olarak geliyor diyebiliyorum. Piyasaya tenifer kaplı olarak sunuluyor. Tamam. Diyor. Ama burada size de göstermek adına şu sadece rutin bir tabanca boyasıyla boyandı. Elimde bir tane böyle namlu var. Onunla her iki tabancanın sürgünün üst tarafını çizeceğim ben. Sürgüyü de aynı materyalle çizdik. Tabii ki burada aynı gücü uygulamak gibi çok fazla bir bilimsel elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık ama tenifer olan çizilmedi. Yüzeysel bir çizik bile yok ama rutin sadece tabanca boyasıyla boyanmış olan diğer sürgü benim görebildiğim kadar bayağı iri büyük bir çizik oluştu. Bu şekildeydi. Yani tenifer veya TİSAŞ'ın tabancalarında uyguladığı bu teknoloji hem materyalin ömrünü artırıyor. Evet. Hem de estetik olarak da çizilmelere karşı koruyor. Bunu da burada ispatlamış olduk. Aynı zamanda kozmetik olarak iki renkte birbirine yakın siyah renkte, evet, görebiliyoruz. Aslında şöyle, onu da fark ettim. Buradan eklemeden geçmeyelim. Hani tenifer'ın normal rutin bir tabanca boyasından altta kalır bir yanı da yok. İkisi de birebir aynı gözüküyor. Şu an, evet, bilmiyorum kameradan nasıl gözüküyor ama ikisini de aynı olarak görüyorum.
gerçekten birinin birine bu kadar üstün olması çizilme ve dayanıklılık konusunda çok şaşırtıcı. Arkadaşlar ben bütün sorularımın cevabını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu da bizimle hem testimize eşlik eden hem de bize bilgi veren Muhammed abiye. Bir başka videoda, bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Esen kalın, iyi günler dileriz.